Keçmiş olsun ilk olarak Şükür Bey, siz de Hatay'dasınız. Tekrar zelzelenin baş verdiği arazidesiniz ki gözlenilmirdi bu derecede tekrar bildiğim kadarıyla bir 6.4 bal gücünde zelzelen olacağını dair. Ya bundan sonrasıyla bağlı qeyd olunur ve açıklamalar gelir, Türkiye'den önemli açıklamalar gelir ki stresin ötürülmesi esasında Malatya risklidir, Adana risklidir. Sizin prognozunuzu almak istedik. Hansı araziler tekrar olarak zelzeleye müşahede edebilir, şahidlik edebilir? Hansı araziler indiki məqamda riskli hesab olunur? Evet, sizin de söylediğiniz gibi Hatay'dayım. Şu anda İskenderun'dayım. Hasarlı binaların olduğu kısmı inceliyoruz ekip arkadaşlarıyla birlikte. Hatay'da 7.7 büyüklüğündeki 6 Şubat'taki depremden sonra Hatay'ın yarısında baya bağlı olarak kırılma meydana gelmişti. Yüzeyde de saplanmıştı. Hatay'ın güneyine doğru, Samandağ ilçesine doğru bir gerilimin olduğunu, dolayısıyla bir gerginliğin bir depreme neden olabileceği konusunda görüşler söylemiştik. Ve nitekim dün 6.4 büyüklüğündeki depremden sonra Samandağ'ında bir deprem meydana geldi. Ve bunun üzerine 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 200'ün üzerinde yaralı var. Pek çok hasarlı binada tekrardan hasar görüp yıkıldılar. Tabii bu son 100 yılın önemli depremlerinden bir tanesi, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem. Farklı fay zonlarında olmakla birlikte komşu alanlara yeni yükler, yeni stresler yüklediler. Söz gelimi Adana çevresindeki gerilimlerden söz edebiliriz ama bu kamuoyunda biraz yanlış anlaşılıyor. Bugünden yarına deprem bekliyoruz gibi anlaşılıyor. Bu yanlış. Bilhassa sosyal medyada bilgi kirliliği var. İşte şu kadar saatte, şu büyüklükte deprem olacak. Bunu yer bilimciler böyle söylemez. Sadece bir gerginlikten, potansiyel bir gerginlikten söz ediyoruz. Bu 5 yıl sonra da olabilir, 10 yıl sonra da olabilir. İşte yine kırılan bölgenin doğuda, Malatya doğru da gerginlik olduğunu söylüyoruz ama bu deprem haberi değildir. Kamuoyu tarafından yanlış anlaşılıyor. Sadece deprem olan geniş bir alandaki yere komşu bölgelerin de bir gerilim taşıdığı konusunda bir uyarıydı sadece. Bu haberdarlık, buna aydınlık getirmek istedim biraz da Şükrü Bey. Siz qeyd etdiyiniz gibi sosyal medyada yayılır, bazı məqamlarda farklı formada karakterize olunur. Yani bu stresin ötürülmesi dediniz. Yani tekrarı 5 il ərzində, 10 il ərzində olacaqsa əgər 7.7 bal gücündə gözlənilən bir ehtimaldır mı? Yok, mesela Hatay'da daha büyük bir deprem beklemem. Yani artık sadece Hatay civarında artçıları göreceğiz. Artçılarda bir yıl sürebilir ama büyük depremler olmayacak. 5'e kadar varan, 5'i biraz geçen depremler de olabilir. Bu artçılar işte söylediğim gibi bir yıl daha devam edecek. Ama dediğimiz gibi bu söylemlerimiz bazen sosyal medyada çok kirleniyor. Değişik şekillerde açıklanıyor. Tabii halk da bundan kaygı duyuyor, korku duyuyor, endişe duyuyor. Sokaklarda günlerini geçiriyor. Elbette hasarlı binalara girilmeyecek ama yeni deprem korkuları ediniyorlar. Aslında bilim insanları tam bunu yarın deprem olacak, şöyle olacak, böyle olacak demiyor. Sadece potansiyel tehlikelerden söz ediyorlar. Bu farklı anlaşılabiliyor.